Merhaba arkadaşlar, birazdan başlayacağız ama bayağı bir katılımcı geliyor. Sanıyorum şöyle bir beş geçeyi biraz bir 2 dakika daha beklersek sizi bekletiyor olacağız ama daha iyi olacak gibi. Çünkü mütemadiyen arkadan katılımcı daveti düşüyor. Biraz daha herkes gelmiş olur, öyle başlarız. Sizi birkaç dakika bekletiyor olacağız. Evet, hala katılımcı olarak gelen arkadaşlar var ama biz yavaş yavaş giriş yapmaya başlayalım arkadaşlar. Ben şimdi afişten çıkayım, 4 katılımcı olarak başlatıyor olacağım bugünkü oturumu. Sizlerin de bildiği gibi ve işte her yerden de anons ettiğimiz gibi bugün size fibromiyaljı ve şematerapi ile alakalı bir söyleşi, bir oturum sunmaya çalışacağız. Ben klinik psikolog doktor Bahar Köse Karaca, aynı zamanda Şematerapi Derneği yönetim kurulundayım. Bu etkinlikte Şematerapi Derneği'nin sizlere sunduğu herkesin şematerapi ile ilgili araştırmalardan ve bunu kliniğe nasıl uygulayabileceğinize dair fikir kazanması için oluşturduğu etkinliklerden bir tanesi. Her ay bir perşembe bu etkinlikleri devam ettirmeye çalışıyoruz. Nisan ayının etkinliği olarak da bugün biz sizin karşınızdayız. Şimdi birazdan 3 yanı sıra benimle birlikte konuşmacı kişilere de hep sözü veriyor olacağım. Ben şöyle bir tanıtırsam, bugün ablam fizik tedavi hekimi Burcu Köse Dönmez, ama Burcu Hocam diye hitap ediyor olacağım bugünkü oturumumuzda. Özgür Erdem Arıcı, meslektaşım, klinik psikoloji doktora programından daha önce öğrencim olan ve birlikte tez çalışmasında bulunduğumuz bir kişi olarak yine burada önemli katkılarını sunuyor olacak. Ve Reyhan Nuray Duman da yine meslektaşım ve klinik psikoloji doktora programından öğrencim olarak bu araştırmalarımızın en son kısmını da en güncel, en taze kısmının ve tedavide nasıl bir yol alındığı ile ilgili bilgiyi de Reyhan paylaşıyor olacak. Şimdi ben size kısaca birazcık böyle somatizasyon nedir, neden bahsediyoruz? Burada meslektaşlar var, onun dışında da ilgisini çekip burada bu konuyla belki de ağrıları olan, fibromiyaljisi sahibi olan kişiler de aramızda. O yüzden biraz daha herkesin anlayacağı bir yerden konuşmaya çalışacağız. Bugünkü oturum yaklaşık 1 saat kadar anlatımlar üzerinden, söyleşi üstünden sürecek. Bir son 10-15 dakikada eğer sorularınız olursa buradaki
sohbet kısmına yazarsanız veya söz almak isterseniz de biraz zaman ayırmaya çalışacağız sizlere. Şimdi somatizasyon nedir ya da fibromiyalji nedirden aslında birazdan Burcu Hoca'ya sözü vereceğim ama somatizasyon derken de psikosomatik rahatsızlıklar diye bir üst başlıktan size bahsetmek istiyorum. Bunu şöyle de biliyor olabilirsiniz kendi hayatınızdan. Bir doktora gidiyorsunuz, bir yerinizde bir ağrılar var, bir takım sıkıntılar var. Seni acaba bir de bir psikiyatri mi görse, bir psikolog mu görse diye böyle bir yönlendirme alıp ve bazen kimi zaman bizim klinikte ya bu psikolojikmiş diyerek bir suçlulukla gelindiği bir durumla karşılaştığımız ya da tam nedeni bulunamayan ama gerçekten de o ağrının var olduğu, nereden de geldiği tam belli olamayan durumlarla karşılaşabiliyoruz. Psikosomatik, soma beden demek. Psikosomatik de psikolojinin bedene yansıdığı rahatsızlıklar olarak da düşünebilirsiniz. Ve burada şöyle bir aslında durum var. Bizim literatürde zihinselleştirme diye bir kavram var. Bu nedir? Beyin hayatta kalmak için evrimsel olarak geçmişten bugüne yani doğduğumuz andan itibaren sürekli bilgi kodlama derdinde. Niye kodluyor? Daha fazla hayatta kalabilmek için tehdit olan şeyleri ayrıştırabilmek ve enerjisini de yeni gelen tehditleri harcayabilmek için bilgileri toplayıp ben bu hayatta nasıl yaşarsam işler daha yolunda giderle ilgili otomatik bir yere atmaya çalışıyor. Ve bu süreçte de bu bilgiyi kodlarken bazen düşünce olarak hayata nasıl bakması gerektiğine dair, bazen duygu olarak, bazen de bedensel bir duyum olarak onları kaydetmeye başlıyor. Psikosomatik rahatsızlıklarda biz eğer ki erken dönemden itibaren, bebeklik aşamalarımızdan itibaren bize bakım veren kişi, biz duygularımızı ifade etmeye başladığımızda erken dönemde bir iletişim dilimiz yok ama hepimizin bildiği gibi ağlamalar var. Bu ağlamalardan bir şey olduğu düşünülüyor. İşte acıktı mı, altına mı kaçırdı, ne oldu, bir sorun var gibi bir yerden durumlar söz konusu oluyor. Ve eğer ki bu duygular ortaya çıktığında bakım veren kişi bunları görür, işitir, bunların varlığını kabul eder, sonrasında o bebeği yatıştırırsa, ona dönüştüren bir cevap verirse, bu bebek sonraki hayatında yetişkine doğru giderken duygularını ortaya çıkarmak konusunda kabul edilmesi, onaylanması ve yatıştırılması konusunda bir öğrenme sürecinden geçiyor. Ama aynı bebeğin işler yolunda gitmediğini düşünelim ve ebeveynlik kısmında yeterince iyi bir bakım vereni olmadığını, duygularına hiçbir reaksiyon bulamıyor, bir karşılık bulamıyor, büyük duygular çıkardığında yatıştırılamıyor olduğu bir durumda bu aynı bebekte ilerleyen zamanlarda duygularını kendi başına yaşamak kısmında tahammül edemeyeceği için, çok büyük geldiği için bir kısmını fark etmeden bastırmak, onunla bağını kesmek, onu zihnine bile taşıyamamak, yani kendi duygusundan bile haberdar olmamak. Çünkü o duygu çok zamanda büyük gelmiş ve hep büyük gelecekmiş gibi de geliyor ileri yaşlarda. Böyle bir yerden başlıyor aslında somatizasyon, yani psikolojinin bedene yansıması. Çünkü biz fark etmeden böyle bir şekilde büyümeye dair bir gelişim evresi gösteriyorsak, bedenimizdeki o duygularla bağımızı kesiyoruz, onları bilinç düzeyimizde fark etmiyoruz ve işte geriye dönük gidildiğinde bu ağrının aslında psikolojik bir kökeni var. Bunun arkasında belki de çok önemli bir stres var, kaygı faktörü var diye geriye doğru gidilerek bulunuyor. Çünkü bilinçten, "Aa, ben böyle bir şey hissetmişim de ondan dolayı böyle olmuş" bağını kuramıyoruz. Çünkü onları bastırmayı erken dönemden itibaren onları zihnimize, bilincimize bile taşımamaya yönelik baş edebildik. Bu bizim başa çıkma biçimimizdi. Ama sonra hiçbir zaman bastırılan, göz ardı edilen bir şey bir yere gitmez, bir duygu. O da bedensel bir şekilde kendini bize oradan ağrı olarak, bir şey olarak göstermeye çalışıyor. Bugün aslında üst başlık olarak psikosomatik rahatsızlıklar, yani bir şekilde zamanında bu gelişim evresinde bu duygularla ilgili kısma yeterince iyi ebeveynlik alamamakla, o güvenli, şefkatli ortamı yeterince bulamamakla alakalı bir yerden bir nebze senaryonun başladığı ve bir rahatsızlık kümesinin altında da fibromiyalji ile alakalı bir yere odaklanıyor olacağız. Bu da kronik ağrı ile alakalı bir rahatsızlıklarla ilgili bir başlığa denk geliyor. Ama ben burada tabii ki bunun uzmanı olan fizik tedavi hekimi Burcu Köse Dönmez'e sözü vermek istiyorum. Çünkü asıl o detayları bize anlatıyor olacak ki biz de beraberinde yaptığımız araştırmalarla birlikteki çalışmamızla
nasıl sonuçlara ulaştık ve sizler bunları klinikte nasıl uygulayabilirsiniz onu konuşuyor olacağız. Merhaba Burcu Hocam. Merhaba herkese tekrardan. Ses biraz az geliyor ama bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Belki de bir kere daha konuşabilir misiniz Burcu Hocam? Tabii ki sesim şu an nasıl geliyor? Ben gayet iyi, İyi. tamam. Ben şimdi böyle sözü veriyorum. Önce bir soruyla başlamak istiyorum ama sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa da Burcu Hocam, fibromiyalji nedir diye aslında ben öncelikle sormak Evet. istiyorum. Fibromiyalji yaygın vücut ağrılarının olduğu, beraberinde uyku bozuklukları, yorgunluk ve bilişsel bozukluk semptomlarının da görülebildiği kronik bir hastalıktır. Aslında bir kas iskelet sistemi hastalığıdır. Bu hastalıkta genellikle hastaların yaşam kalitesi çok düşmektedir. Hani bizim gözlemlediğimiz. Hastalarda hani genel olarak açacak olursam eğer, daha çok kadın hastalarda görüyoruz. Genel Yaşam olarak popülasyonun kadında evet. ağırlık var. Evet. Cinsiyet olarak kadın ağırlık olarak görüyoruz. Genel popülasyonun da %2'sinde genelde rastladığımız bir sendrom. Dediğim gibi kadın hastalardan da daha çok 20 ila 55 yaş aralığında daha çok rastlıyoruz. Ama juvenil dediğimiz çocukluk döneminde de yine rastladığımız hastalar ya da daha ileri yaşlarda rastladığımız hastalarda oluyor. Fibromiyalji teşhisi koyduğumuz hastalarımız oluyor. Çeşitli risk faktörleri de tanımlanmış fibromiyalji açısından. Bunları birazdan daha çok açacağız ama yine de biraz önce bahsettiğimiz gibi çocuklukta geçirilmiş fiziksel ya da psikolojik şiddete maruz kalmış kişilerde mükemmeliyetçi kişilik yapısı olan ya da bu şekilde bir hayat görüşü olan kişilerde, bunun dışında geçirilmiş kaza ya da bir stres, bunların hepsi aslında bir risk faktörünü oluşturuyor. Aile öyküsü de aynı zamanda risk faktörleri içerisinde. Şimdi buradan anladıklarımı şöyle toparlarsam, bizim de araştırmalarda birlikte üzerinden geçtiğimiz gibi kadın popülasyonda bir ağırlık var. Yani çok erken dönemde de olabiliyor diye anladım ama Evet. yaş grubu olarak yine de belli Evet. bir yaş grubu ve kadın popülasyonda ağırlık, mükemmeliyetçi bir yapı, kaza öyküsü varsa bunların hepsi oluşabilme ihtimalini yoğuruyor diye anladım. Evet, risk faktörleri, geçirilmiş ameliyatlar, bir de hani Ameliyat. bunun dışında hani bahsettiğimiz hem psikolojik yön hem de fiziksel hani vücutta olan bazı travmalar da fibromiyalji açısından risk faktörleri içerisinde yer alıyor. Peki özellikle spesifik meslek gruplarında bir yoğunlaşma var mıdır yoksa orada bir çeşitlilik mi var ki ya da bir istatistiki bir yığılma söz konusu değil mi? Yani meslek grupları açısından çok bir tanımlama yapılmamıştır ama daha çok ağır işte çalışan, çalıştığı iş yerinden çok memnun olmayan, onu kendisine yük olarak gören popülasyonlarda eğer genetik yatkınlık da varsa fibromiyalji oluşma sıklığından bahseden çalışmalar var. Ya Belirli bir meslek memnuniyetsizlik. grubu olarak tanımlanmamıştır. Ama sevdiği işi yapmayan, genetik yatkınlığı da biraz sonra açıklayacağım. Bu tarz kişilerde fibromiyalji görülme oranlarında yüksek olduğu söyleniliyor. Evet, yani burada farklı özelliklerin bir araya gelmesiyle oluşan bir tanı grubu olarak anlıyorum. Ve buradan da tabii ilk akla gelen bu belli özellikler, işte mükemmeliyetçi olmak, memnuniyetsiz olmak işle alakalı ya da bir takım kaza öyküleri bunlar Evet. farklı kişilerde olabilirken acaba nasıl diğerlerinden farklılaşarak fibromiyalji tanısı alabiliyor kişiler diye o kısma geçiyor olacağım aslında herkesin merak ettiği. Yani Evet. ne oluyor da sadece bunlara sahip olmak kısmı değil. Hangi özelliklerle sizler bu tanıyı koyabiliyorsunuz? Şöyle aslında bu sorulan soru fibromiyaljinin kökeni nedir ya da etiyolojisi nedir gibi düşünerek cevaplayacağım bu soruyu. Tamam. Burada genetik faktörlerin aslında daha çok multifaktöriyel sebepler söz konusu. Bu multifaktöriyel sebepler içerisinde genetik yatkınlık da gözlemlenen şeyler içerisinde. Genetik yatkınlık dediğimiz kişinin daha öncesinde bir mesela depresyon öyküsü varsa, ailesinde bir depresyon öyküsü varsa bu kişilerde fibromiyalji görülme sıklığı artmış. Ama sadece genetik mi? Hayır. Bunun yanı sıra yine
nöroendokrin sapmalar da gözlenmiş bu hastalarda. Hipotalamus aksında bazı değişiklikler saptanmış. Ve bunlarla birlikte santral sensitizasyon dediğimiz, yani beyinde ağrıyı algılama biçimindeki değişiklik ya da ağrıya karşı hassasiyet oluşmuş oluyor. Yani bunlar düşünülen şeyler. Aslında fibromiyaljinin tam olarak kesin ve net olarak neden geliştiğine dair elimizde bilgiler netleşmemiştir dünyada. Ama bunlar ileri sürülen tezlerdir. Bu şekilde olduğunda da hasta normalde hiperajezi ya da bizim allodini dediğimiz, bunları söyleyeyim, açıklayayım. Normalde hafif bir ağrılı uyaranı daha çok ağrılıymış gibi algılama ya da bir rüzgar esmesi gibi ağrı yapmayacak bir şeyi ağrılı olarak algılama biçimleri ortaya çıkıyor bu hastalarda. Bunun sonucu olarak da vücutta yaygın ağrılar meydana geliyor. Bu ağrılar daha çok eklem ve kaslarda gördüğümüz ağrılar. Serotonin hormonu da bu hastalarda düşük olarak bulunmuş. Aynı zamanda ağrıyı algılayan substans P dediğimiz madde de boz sıvısında hani bu hastalarda yüksek olarak bulunmuş. Bu sebeplerden kaynaklanabileceği yönünde düşünceler var fibromiyalji sendromunun. Evet, şimdi böyle bakıldığında etiyolojisi açısından oldukça epeyce bir bilgi sahibi olmuş olduk. Nereler, neler yordayıcı faktörler ve bu ihtimali artırıyor olduğuyla alakalı. Ben burada bu tanıyı koymakla ilgili kriterleri, tanının nasıl konulduğunu, çünkü bu süreçlerde de bildiğimiz gibi o kadar kolay olmadığıyla ilgili çokça bilgi geçiyor. Evet. İşte, farklı hekimler evet. arasında bile kiminin fibromiyalji tanısı dediği, kimi değil mi diye bir kafa karışıklığı olan tanılardan biri diye de biliyorum, eğer yanlış bilmiyorsam. Evet, çok doğru. Yani fibromiyaljide, evet, fibromiyaljide tanı koymak gerçekten zor. Çünkü fibromiyaljinin diğer hastalıklar gibi, yani çoğu hastalık gibi kanda bir markörü yok. Ya da bir biyolojik ajan yok bakabileceğimiz. Aksine bakılan kan tetkikleri ya da radyolojik görüntülemeler, bunların hepsi normal olarak gözüküyor. Hastanın ilettiği bize kas iskelet sistemi muayenesinde baktığımızda eklemlerini normal olarak buluyoruz. Ancak hastanın ağrı şikayetleri var. Bundan dolayı tanıda belirgin bir belirteçin olmaması tanı koymayı zorlaştıran bir faktör. Biz açıkçası aslında yaptığımız tetkikleri diğer hastalıkların olmadığını, onları elemek, ayırıcı tanı için kullanıyoruz daha çok o tetkikleri. Fibromiyalji de ilk defa 1970'li yıllarda fibromiyalji tanımlanmış. Ancak 1990'lı yıllarda Amerikan Romatoloji Derneği'nin bazı kriterleri ortaya çıkmıştır, yani sürülmüştür. Bunlar 18 tane vücudumuzda hassas nokta, ağrı noktanın olacağı, ağrı noktaların olabileceği yerler tespit edilmiş ve bunların 11 tanesinin pozitif olması durumunda fibromiyalji sendrom tanısı konulabileceği söylenilmiştir. Belli bir süre biz bunu tanıda kullanmıştık ama bunu gösterebiliriz. Bu vücudumuzun arka bölgesimiz posteriorda ve ön taraftaki anterior bölgede çeşitli ağrı noktalar görüyoruz. Hastaları muayene ederken bu hassas noktalarına bakıyor idik. 18 tane hassas noktanın 11 tanesi en az pozitif ise bu hastalara fibromiyalji tanısı koyuyorduk. Fakat 2011 ve 2016 yıllarda bunlar tekrar revize edildi. Çünkü hani bunun çok subjektif kaldığı, hastanın bir takım somatizasyon bozukluklarının, bazı yakınmaların da oldu. Bunların da tanı kriterleri içerisinde olması gerektiğine ilişkin eleştirilere yol açtı. Sadece hassas noktayla tanı koymak açısından ve onların da eklendiği, tekrar revize edildiği, modifiye edildiği bir yeni skala geliştirildi. Bu skala içerisinde A ve B olarak iki başlığa alıyoruz hastaların tanısını koymak için kriterleri. Birincisinde yaygın ağrı indeksi var. Burada da yine ağrı noktalar var. 19 bölge şeklinde. Bir de semptom şiddet skala skorumuz var. Burada da hastanın yorgunluk, dinlenmeden uyanma, bilişsel belirtiler, somatik semptomlar gibi durumlarını sorguluyoruz.
Buradan aldığımız puanlarla oluşturduğumuz skoru değerlendirerek hastalarda fibromiyalji teşhisini koyabiliyoruz. Bunu ekranda şu anda hani yansıtmamış olacağız, sözlü olarak bildirmiş oluyorum. Ama yine bu eli alışkanlığı olarak biz yine gelen hastalarımızda bu hassas noktaları tekrar bakıyoruz. Kendisinden de zaten yakınmalarını dinliyoruz. Bu şekilde skorlayarak fibromiyalji tanısı koyuyoruz hastalara. Evet, oldukça böyle önceden kriterleri olan, sonra değişen, tartışmalı olan, evet. Yani tanının kolay konulamadığı ve benim anladığım dinlerken aslında bütüncül bir yerden bir bakış açısıyla, tek bir şeye odaklanmadan bir hastayı komple değerlendirerek konulabilen bir tanı olmasıyla ilgili bir şeyin altını çizdiğinizi duyuyorum. Evet. Kesinlikle öyle ve bir de hastanın tabii yakınmaların da daha önceden çok tanık kriterleri içerisinde değildi. Ama bu yakınmaların da bu tanık kriterleri içerisinde olmasına ilişkin hani eklemeler yapıldı. Bu da şu anda daha hani doğru bir şekilde tanı koymayı koyabilmemizi sağlıyor açıkçası. Ama yine de teşhisi zor bir hastalık. Çünkü diğer hastalıklarla birlikte de olabilir ya da hani diğer hastalıkların elenmesi de gerekiyor tanıyı koyabilmemiz için. Bu açılardan hani fibromiyalji farklı bir grupta bir hastalık açıkçası. Gerçi bunlara da hani değineceğiz ama bu hastalıkta daha çok somatizasyon bulgularının da çok eşlik etmesi, psikoterapiden işte fayda görüyor olmaları, somatoform bozukluklar içerisinde fibromiyaljinin yer alabileceğini de düşünülen hani çalışmalar da mevcut. Şimdi altta mesajlarda dikkatimi çekti. Meslektaşlar, daha bu dile hakim olan kişilerin yanı sıra burada bizi dinleyen farklı bir kişilere son olarak bu tanı koyma kısmını bir basitleştiriyor olursak, bir size muayeneye geldiklerinde bir kişinin fibromiyalji olabilir mi diye halk ağzından hangi ifadeleri, hangi söylemleri, hangi yakınmaları bu tanıyı bize düşündürür diye bir de o dilden, basit bir dilden de soruyor olsam, evet. Ne dersiniz? Yani şu şekilde genelde hastayı dinliyoruz. Şikayetlerin neler olduğunu soruyoruz. Fibromiyalji hastalarında çok değişik farklı şikayetler olabiliyor. Bir hastada aynı şikayetler olmayabilir. Ama hepsinde ortak olan şikayet yaygın ağrıların olması. Özellikle gezen ağrıların olması. Hasta işte bir omzum ağrıyor. Ertesi gün diğer omzumda ağrı var. Ya da kalça işte bölgesinde, dirseklerde, dizlerde gezen ağrıları olduğunu söyler. Ve bu ağrılar kısa süreli ağrılar değildir. Genelde 3 aydan uzun süreli olan kronik ağrılardır. Bir de fibromiyalji hastalarının en çok yakındığı şeylerden birisi yorgunluk. Bu hastalar sürekli yorgun olduklarını, isteksiz olduklarını söylerler hayata karşı. Ve uyku bozuklukları da genellikle bu hastalarda vardır. Bunları dile getiren hastalarda hani bu skalaları değerlendirmeden önce hastanın bize yakınmalarından bile hani fibromiyalji olabileceği konusunda ilk bizde bir intiba uyandırıyor bu hastalar. Basit ağrı kesicilerle ağrıları düzeltmemektedir. Hasta zaten bir böyle yaygın bir arayış içerisinde, birçok doktoru gezmiş ama tam tanı konulamamış hastalarda olabiliyor bu fibromiyalji hastalarımız ya da başka açılardan değerlendirilmiş. Burada yine mesajlar kısmında bilişsel bozulmalara da bir, evet. Neler karşımıza çıkarsa fibromiyaljiyi düşündürebilir diye, onu da halk ağzından, evet. Nasıl bir şey diye size sorsam. Hastalar belli şeylere konsantre olmakta hani zorluk çektiklerini söylerler genelde. Yani bazı işlerine konsantre olmakta zorluk çektiklerini söylerler. Genelde bu hastalar da benim de poliklinikte gözlemlediğim genelde depresif, çok hani mutsuz gözüken hastalar oluyor. Yaptıkları işe karşı çok isteksiz, hani isteksizlikleri oluyor. Genel olarak hani modları düşük olan hastalar diyebileceğimiz hastalar. Zaten bunu da hasta kapıdan içeri girdiğimizde ve bazen ağrılarını anlatmaya başladığımızda gözlemlediğimiz durumlardan. Genel bir hayata karşı isteksizlikleri oluyor bu hastalarımızın.
Evet, şimdi ben de tam o noktada bir soru sormak istiyorum. Biz Özgür'ün tezi sırasında büyük bir işbirliği içerisinde çalıştık. Sizin hastaneye epeyce bir ölçek gitti. Birebir de Burcu Hocam siz ilgilenerek de bayağı bunları doldurdunuz, uğraştınız. Ve aslında birebir o hastalarla neler olduğuyla ilgili bir ve nasıl ilişki kurduklarıyla ilgili de bir süreç de yaşadığınızı ben hatırlıyorum. Hatta biz tartışma kısmında onu yazdık. Şimdi bu manada da soracağım. Bu hastalar genelde ortak olarak hekimle nasıl ilişki kuruyorlar? İlişkilenme biçimleri nasıl? Çünkü bir karakter yapısı ve bir aile kökeninden de bahsediyoruz. Mükemmelliyetçi olmak, işte bir takım sıkıntılar yaşamış olmakla ilgili. Size yansımaları nasıl oluyor? Yani şöyle, aslında toplumda bir kırsal kesimden gelen hastalarımız, bir de daha çalışan şehirden gelen, şehir merkezli gelen hastalarımız, iki türlü hastayla da karşılaştığımızda da ortak özellikleri, ağrılarını anlatmaya başladıklarında çok yakınmalarını o kadar çok anlatmak istiyorlar. Yani bir arayış içerisindeler. Bundan kurtulamadıklarını, yaşam kalitelerini çok düşürdüklerini söylüyorlar. Ve seanslar esnasında, bazı uyguladığımız tedavi seansları esnasında da aslında hastaları sorguladığımızda hep böyle hayatlarından onları depresyona sokmuş olan bazı kesitleri de anlatmaya meyillerdi benim genelde karşılaştığım hastalar. İşte bazı yaptığımız uygulamalar esnasında hep hayatlarıyla ilgili olumsuzluklarından da bahseden insanlara da çok rastladık. Ama bunun yana sıra tabii tek neden hani bu da değil. Bunun bu dışında da hani başka etmenler de var. Daha sonra da yine konuşabileceğimiz hani hastanın geçirmiş olduğu bir kaza, bir ameliyat, işte vücudundaki yabancı bir cisim. Bunlar da fibromiyaljinin etkinliğini oluşturuyor. Ama hatta bugün sizin beraber yapacağımız bu toplantı için yaptığım bir araştırmada bazı makalelerde fibromiyaljinin hani alt gruplara ayrılması gerektiğini de söylenmiş. Yani depresyonla ilişkili olanları ve bunun yanı sıra da ya da vücutta fiziksel uğradığı işte kaza gibi işte ameliyat gibi nedenlerden kaynaklı olabileceği de düşünülmüş. Ama ağırlık olarak bu hastalarda hep yani bir hayata karşı bir mutsuzluk. Bu özellikle ben şeyleri yaparken de anketleri hastalarda gözlemlediğim şey buydu daha çok. Peki, şimdi burada evet daha farklı çalışmalar yapılması gerektiği zaten bu alan ortak işbirliğine açık psikolojiyle birlikte değerlendirilmesi gereken bir alan. Somatoform ya da ağrılar, kronik ağrılar gibi ama burada bile alt başlıklar çıkıyor. Daha da çeşitlendirerek bu çalışmaları yapmamız gerektiğiyle ilgili burada çokça bilgi var aslında. Ben buradan şuna bir geçmek istiyorum. Biz işin psikoloji kısmını birazdan Özgür ve Reyhan'la ayrıca da konuşuyor olacağız ama böyle bir tanı koyduğunuz bir hastayla sizin en etkili olarak kullandığınız tedavi yöntemi nedir? Neler uyguluyorsunuz? Bir bunu da öğrenmek isteriz. Şimdi şöyle, aslında fibromiyaljinin tek bir tedavisi yok. Yani multidisipliner bir yaklaşım geliştiren bir hastalık. Her şeyden önce ilk basamak, bu hastaların iyi bir şekilde hani bilgilendirilmesi, eğitim verilmesi hastalığıyla ilgili. Çünkü hastanın Türkiye'de yapılan bir çalışmada hastaların uyumla ilgili de sıkıntılar gösterdiği söylenmiş. O yüzden hastalığının bir şekilde tamamen iyileşemese de kontrol altına alınabilecek bir hastalık olabileceği, bu şekilde yaşam kalitesinin eğer ki kendisi de öz yönetimi başarabilirse ya da uyumu başarabilirse bu hastalıkta yol kat edilebileceğini eğitimini alması ve bilinçlendirilmesi gerekiyor birincisi. Fibromiyaljinin tam bir tedavisi yok ama kontrol altına alınabilecek bir hastalık. Yani hasta bir şekilde yaşam kalitesini yükseltip tekrar yaşamına devam edebiliyor. Bu hastalarda bir de hastaya yaklaşım kesinlikle hastaya özel olması gerekiyor. Çünkü her hastanın şikayetleri, geçirdiği özgeçmişindeki yaşadığı şeyler farklılık gösteriyor. Bunları sorguladıktan sonra hastaya farmakolojik yani ilaç tedavileri, bir de non-farmakolojik dediğimiz ilaç dışı tedaviler uyguluyoruz. İlaç tedavileri de yine kişiye göre, kişinin uyku bozukluğuna, depresif ruh haline ya da
yorgunluk bulgularına göre veriyoruz. Fakat bazen ilaca uyum sağlayan, ilaçtan fayda gören ya da görmeyen hastalar da olabiliyor. O yüzden sık kontrollere çağırarak ilaçla ilgili etkinliği gözlemliyoruz. Bunun yanı sıra ilaç dışı tedavilerimiz de çok önemli. Bizim kendi mesela kliniğimizde hastalara fizik tedavi ajanları uygulayabiliyoruz. Bunun yanı sıra egzersiz çok önemli. Çünkü egzersiz hastada hastanın kaslarında zaten zayıflık oluyor ve mikro travmaları açık oluyor bu hastaların kasları. En ufak bir hani etkilenmeyle daha çok ağır hissediyor. Çünkü kaslarının dayanıklılık ve güçsüzlüğü söz konusu. Egzersizlerle hastanın postürünü düzeltmek, dayanıklılıklarını artırmak kaslarının, kas gücünü artırmak bizim için önemli. Bunları yaptıkça bu kısır döngüde hareketsizliğin oluşturduğu ağrılar da kırılmış oluyor. Aerobik egzersizleri de özellikle öneriyoruz bu hastalarımıza. Bunun dışında fizik tedavi ajanları dediğimiz elektroterapi uygulamaları yapıyoruz hastalara. Bir de beslenme de çok önemli bu hastalarda. Beslenme olarak genelde hani alkali beslenme. Tabii bu ayrı bir konu. Ve bazı işte ağır metallerin detoksu şeklinde çeşitli yaklaşımlar var. Bu da ayrı bir başlık aslında. Ya da gluteinden fakir beslenme, alerjisi olduğu bir besin var mı? Hani bunları sorgulamak gerekiyor. Tamamlayıcı tedavi dediğimiz tedaviler var. Daha çok bunlar nöral terapi, işte akupunktur şeklinde tedaviler. Özellikle hani nöral terapiden fibromiyalji hastaları fayda görebiliyor. Dediğim gibi yine bunlar kişiye özel programlanan şeyler. Biraz önce egzersizlerden bahsetmiştim. Su içi egzersizleri de yine hastalara önerebiliyoruz. Bundan da fayda görebiliyorlar. Masaj gibi tedavilerden de kısmi fayda görebiliyorlar. Hepsiyle ilgili aslında yapılmış çalışmalar var. Güçlü kanıt ya da orta kanıt şeklinde. Ama egzersizle ilgili gerçekten hani güçlü kanıtlar var hastaların fayda gördüğüne dair. Peki şimdi Burcu Hocam, genel olarak nereden geliyor, nasıl bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekiyor fibromiyaljiye gibi genel bir nosyon oluştu. Ben şimdi yavaş yavaş terapi ve psikoloji kısmına geçiyor olacağım ama son söz olarak soruyor olsam, fibromiyalji sendromu tanısı almış, tanılı hastalara bir hekim olarak birkaç cümleyle ne önerirsiniz, ne söylersiniz son söz olarak soruyorsam? Yani bu hastalık kesinlikle hastanın hayatına kasteden bir hastalık değil ama yaşam kalitesini düşüren bir hastalık. Fakat günümüzde de bu yaşam kalitesi tekrar yükseltecek tedaviler mevcut. O yüzden de her hastayı da kendine özel olarak değerlendirerek hani onun vücudundaki geçirmiş olduğu hem psikolojik hem fiziksel şeylere göre hastaya kişisel programlar çizerek, bu tabii ki uzun bir yol. Bir anda düzelmeler kat edemiyoruz. Zamanla kat ediyoruz tedavileri de. Tedavilerde gördüğümüz iyilik hallerini. O yüzden hastaların hani bizim vereceğimiz tedavilere uyum göstermeleri çok önemli. Ve bu hastalığın kontrol edilemez bir hastalık olmadığı, yani kontrol edilebilir bir hastalık olduğunu düşünmeleri çok önemli. Biz verilen egzersizleri özellikle tedaviler bitse bile hayatlarında hep bulundurmaları, yapmaları çok önemli. Gene hani kişiye özel şekilde söyleyeceğimiz öneriler oluyor. O yüzden mutlaka doğru yerlere başvurarak yaşam kalitelerini yükseltmek için gelmelerini öneriyorum. Peki. Bizim tedavi kimlerine. Çok teşekkürler bilgilendirme için. Yine ben aralardan sohbetteki soruları da ekleyerek de gitmeye çalıştım. Evet. Ama en sonda belki biraz daha cevaplıyor oluruz. Böyle fibromiyalji nedir, nereden geliyordurla ilgili bir açılış yapmış olduk. Çok teşekkürler bilgilendirme için. Şimdi yavaş yavaş Özgür ve Reyhan'a doğru geçiyor olacağım. Yani özetle ben Burcu Hocam'ın söylediklerini de şöyle toparlarsam, hepimiz için aslında çıkarım şu oluyor, fibromiyaljinin tanısının ne olduğu konusunda bir kafa karışıklığı var, bütüncül bir yaklaşım biçimi var. Yani psikolojik bir kökeni, ameliyat, travma, etiyolojisi açısından baktığımızda birçok faktör var. Ama bunların tanı kriterleri kısmında da yine değerlendirirken tek bir tanı kriteri ağrı gibi bir yerden değil, bütüncül bir yerden
odaklanmak gerekiyor. Tedavide de kişiye özgü bir plan çizilmesi. Evet, Aynı kesinlikle. şematerapide de önerdiğimiz gibi. Yani şemaları, modları biliriz biz uzmanlar olarak ama bunu kişiye, duruma göre uyarlamak kısmı diğer bir şeydir. Ve benim yine anladığım burada bir takım yöntemler ve teknikler mevcut ama bunların yanı sıra sizin hep vurguladığınız bu kronik de olsa halledilebilir, yaşam kalitesini düşüren ama tedavisi olabilen, ancak burada da bir hekimle işbirliği kısmının önemli olduğu ve egzersizlerinde bir yaşam boyu, bir yaşam stili haline getirilmesi kısmı. Yanı sıra da başka diğer alanlardan, psikoloji gibi diğer destekleyen alanlardan da faydalanarak bütüncül bir yerden odaklanılması diye anladım. Evet. Çok çok teşekkürler. Şimdi buradan ben fibromiyalji ile ilgili şema terapi ile alakalı biz ne tarz çalışmalar yaptık Burcu hocamla da birlikte ve diğer meslektaşlarım, sevgili öğrencilerimle oraya doğru geçiyor olacağım. Ama geçmeden önce yine aramızda şema terapi nedir ki, fibromiyalji nedir ki, bunları bilmeyen arkadaşların, bilmeyen kişilerin olduğunu da varsayarak çok küçükçe şema terapi nedir, biz neden bahsediyoruz, siz neden, nedir bu terapi diyeceğiniz kısma birkaç slaytla geçiş yapıp sonra sözü Özgür'e bırakıyor olacağım. Şöyle özetleyebilirim aslında. Şimdi şema dediğimiz şey bizim çocuklukta yine en başta söylediğim gibi beynin çalışma mekanizması arasında şöyle bir durum var. Yani hayatta kalabilmek için bir kurala dönüştürüp her şeyi kaydetmeye çalışıyor. Ve bu kuralların da tabii ki ilk oluşabileceği ortam, sizlerin de takdir edeceği gibi aile ortamı, doğduğumuz yer, ev, çevre, kültür, bunlarla başlıyor işler. Ve burada bizim normalde, bunlara çok detaylı girmeyeceğim ama genel anlatabilmek için söyleyeceğim. Şema teori diyor ki 5 tane temel ihtiyacı vardır her çocuğun ve bunlar yeterince karşılanamazsa şema oluşmasıyla ilgili bir eğilim ortaya çıkar. Şema ne? Şema böyle çok teknik duruyor ama kural demek. Hayata karşı bir bakış açısı demek. Mesela bu temel ihtiyaçlar neler diye bakarsak, bizim doğduğumuz andan itibaren birine bir bağlanma. Burada bana bir bakım veren var. Ben onun için önemliyim, değerliyim, kıymetliyim ve benim de ilgilenir bir ihtiyacım olduğunda diye. Bir algı yaratılması için orada yeterince var olabilen bir ebeveyni hissetmek mesela bir tane ihtiyacımız. Diğer bir ihtiyacımız, bir bebek olarak, çocuk olarak gereksinimlerimizi, ihtiyacımızı, duygumuzu ifade ettiğimizde, bunu sevdim, sevmedim, bundan rahatsız oldum, bunu istiyorum, istemiyorum, buna izin verilmesi, alan tanınması ve bizim susturulmaya, konuşturulmaya engellenmememiz bir diğer ihtiyacımız. Bir başka ihtiyacımız, kendi başımıza bir şeyleri deneyimleyebildiğimizi görmekle ilgili bize bir alan tanınması. Yani bu mesela ben eğitimlerde de örnek veririm. Bir çocuk yeni kaşık tutmaya başlar, yoğurt yer. Onun böyle döke saça bir şeyleri kendi başına yapmayı öğrenmesini biz bloke edersek, engellersek, o daha sonra ben bunu yapamam, kendi başıma halledemem gibi bir bakış açısına geçebilir. O yüzden biz onun kendi başına yapmalarını bir ebeveyn olarak desteklemeliyiz. Bu da onun bir ihtiyacı. Diğer bir ihtiyaç da, her ne kadar sevdiğimiz işi de yapsak hayatta ya da bir amaca ulaşmak için kimi zaman bir şeylerin içerisinde bir öz denetime ihtiyaç duyuyoruz. Yani nedir bu? Sabah erken kalkmak mı? Bir işe gidip zamanında orada olmak mı? Bize verilen görevi bazen sıkıcı bile olsa yapmak mı? Ama biz, gerçi ailemiz tarafından bize sınırlar yeterince konulmadıysa, bizim öz denetimimizde de sorunlar oluyor ve kendimizi organize edemiyoruz bunlarla ilgili. Ve sonuncu olarak da kendiliğindenlik ve oyun ihtiyacı. Hepimizin spontan olmaya, hayattan keyif almaya ihtiyacı var. Bir çocuk spontan olduğunda sürekli müdahale oluyorsa, kendi ürettiği şeylere ebeveyn sürekli karışıyorsa, buralarda da bu ihtiyacı zedelenmeye başlıyor. Yani ne demeye çalışıyorsunuz bunları anlatarak diye sorarsanız, bu 5 temel ihtiyacımız gerekli şekilde karşılanmazsa, zedelenmeye başlarsa çocukluktan itibaren, şema oluşmasıyla ilgili şema sağlıklı olmayan bakış açıları diye düşünebilirsiniz. Çıkarımlar diye, dünyayı algılama diye. Bir buradan dolayı şema oluşumuyla ilgili bir şey söz konusu oluyor. Yanı sıra şemanın kazanılmasıyla ilgili bize çocuklukta bir şiddet,
darbelenme, istismar edilme, kötü davranım çok yaygınsa bu yine şemanın oluşumuyla ilgili bir zemin oluşturuyor. Ve bir de buna ayrıca dikkat çekmek istiyorum. İyi şeyler çok aşırı verildiyse bize. Nasıl bir takım ihtiyaçlarımızın eksik olması bir zararsa, çünkü gerçek dünya bütün iyi şeylerin bize verildiği bir dünya değil. Bizim bazen üzülmemiz, sıkıntı yaşamamız, bunlarla ilgili kaslarımızı güçlendirmemiz lazım. Bir çocuğa her şey daha o ihtiyaç duymadan verilirse, kendisinin bir amacı, bir çabasının olmasına izin verilmezse, bu da onun için şema kazanılmasıyla ilgili bir ortam hazırlamış oluyor. Yani şema bir gözlük. Mesela şöyle bir örnek vereyim. 18 tane şema vardır ama ilginizi çekerse ilerisini okursunuz. Bir tanesi onay arayıcılık. Başkalarının, işte bizim toplum adında bunu söylersem de, el alem ne der? Başkaları nasıl algılar? Ben ne istiyorum, benim neye ihtiyacım var diye değil de, başkalarının gözünde nasıl görünmeliğime göre davranıyorsam, benim çocukluğumda muhtemelen ailemde diğerlerinin düşüncesine önem vermemle ilgili bir şeyler yaşamış olmalıyım. O koşulları yerine getirdiğimde seviliyor olmalıyım. Başarılı olduğumda ilgi gelmeli. Ailemin istediğini yaptığımda onay gelmeli ki ben de daha sonra ben ne istiyorum değil de hep onay arayarak başkalarının dediğini yapmaya çalışmış olabilirim. Tabii burada diğer faktörler neler? İşte kültür, el alem ne derle yetişiyoruz hepimiz. O da şema gelişine neden oluyor. Yine diğer bir faktör, burada doğuştan gelen bir şey olarak ayrıştıracağımız mizaç var. Bilirsiniz, bebekler bile farklı farklı şekilde davranıyor. Kimi doğuştan kaygılı bir şeye geçiyor. Kimi doğduğu andan itibaren daha cesur atlıyor, herkesle sosyal bir ilişki kuruyor. Ve bir de yanı sıra bana annem böyle davranıyor, babam böyle davranıyor, ilkokul öğretmenim böyle davranıyor ama ben hangilerini içselleştireceğimi de, bu seçici içselleştirme, hangisiyle özdeşim kuracağım? Atıyorum, annemin fedakarlık şeması var. Herkese kendisini feda ediyor. Hep başkalarını öncelikli düşünüyor. Ben onunla özdeşim kurarsam onun gibi olabilirim. Bende de bu şema gelişebilir. Ama benim kardeşimde de annem çok fedakar diye tam tersini ben de olayım deyip hiç kimseyi düşünmeyen bir yapı da olabilir. Yani burada da mizaç ve benim neyi seçici olarak içselleştireceğim durumu değiştiriyor. Şimdi buradan yavaş yavaş konuyu Özgür'e bırakıyor olursam, şöyle toparlarsam aslında burada söylemeye çalıştığım şey şu arkadaşlar, biz doğuştan mizaç, daha sonra kültürel faktörler, anne baba, çevre ve okulda kurallar geliştiriyoruz. Bu kurallar da o dönemin koşulları içerisinde geçerli. Yani ben başarılı oldukça onay, sevgi, ilgi aldığım için onay arayıcı oluyorum. Ama bu benim ben ne istiyorum, benim neye ihtiyacım var kısmında beni kendimden uzaklaştırmaya başlıyor. Biz de bunlara şemalar diyoruz. Ve şimdi soru da şuraya geliyor. Bizde hangi şemalar fibromiyalji ile ilgili kısmı daha güçlü yor diyor. Fibromiyaljili hastalar ve fibromiyalji hastası olmayan kişilerin şemaları, çocukluktan oluşturdukları sağlıksız kurallar arasında nasıl farklar var? Bu noktada sözü birazcık Özgür'e vermek istiyorum. Merhaba Özgür. Merhaba hocam. Şimdi biz seninle bir test çalışması yürüttük ve sen büyük bir özenle fibromiyalji tanısı olan hastalar, olmayanlarla ilgili, şemalarla ilgili oldukça kapsamlı, önemli bir çalışma yaptın. Ben bunlarla ilgili elbette işin içindeyim ama herkes de duyabilsin diye daha basit bir dille de sana soruyor olacağım bir takım şeyleri. Şimdi bir araştırmadan bahsediyoruz ama sen bunları daha basit dille eminim çok daha iyi anlatacaksındır Özgür. Araştırmanın, senin yaptığın çalışmanın amacı neydi diye bir başlarsak neler söylersin? Tabii ki hocam. Araştırmada kısaca amacı şöyle özetleyebilirim. Şema terapi ve duygu düzenleme açısından fibromiyaljide bir farklılık var mı? Yani şemalar fibromiyaljiyi etkiliyor mu, arttırıyor mu? Ya da duygu düzenleme becerisi olmaması ya da duygu düzenleme güçlüğü yaşamamız fibromiyalji seviyesini arttırıyor mu ya da tetikliyor mu? Bunu anlamak istedik. Niye özellikle bu konuları aldık derseniz, şundan dolayı şemalar birçok hastalığın temelini oluşturuyor psikolojik literatüründe. Mesela depresyon, kaygı, işte yeme bozuklukları, hatta kişilik bozukluklarına kadar birçok hastalık var. Hepsinde şemalar önemli bir rol oynuyor.
Yine duygu düzenleme de aynı şekilde birçok hastalığın nedenini oluşturuyor. Özellikle yine depresyon, anksiyete aynı hastalıkları görüyoruz. Somatik hastalıklar, yani somatizasyonda da yine duygu düzenleme güçlüğü önemli rol oynadığı biliniyor. Dolayısıyla yani Burcu Hocam'ın da anlattığı gibi somatizasyon üzerinden yani hem psikolojik hastalıkların nedeni oluyor duygu düzenleme güçlüğü, hem de fiziksel belirtiler olarak da ortaya çıkıyor. Mesela bununla ilgili fibromiyalji ile doğrudan araştırma yok ama kronik ağrı sendromu ile ilgili bir araştırma var. Biz de buradan şunu söyledik. Hani neden acaba hiç fibromiyalji ile ilgili araştırma yapılmamış, yani psikolojik kökenine dair, yani duygu düzenleme veya şema ile ilgili. Bu literatürdeki bu boşluk üzerine de bu böyle bir çalışma yapmak istedik. Yani dünya literatüründe de bir ilk oldu bu psikoloji açısından. Ondan dolayı da çok heyecan verici oldu. Sizin sayenizde oldu hocam. Dolayısıyla böyle bir çalışmaya başladık. Amacımız hem şemalar etkiliyor mu? Fibromiyajiyi gerçekten tahmin ettiğimiz gibi etkiliyorsa hangi şemaların etkili olduğunu anlamak. Ya da duygu düzenleme güçlüğü etkiliyor mu gerçekten? Etkiliyorsa hangi duygu düzenleme alt boyutları etkiliyor? Buradan çıkaracağımız sonuçlar da bize fibromiyajiye yaklaşımda özellikle nasıl baş ederiz fibromiyajı ile, neler yapmamız gerekiyor psikolojik olarak, ciddi anlamda önemli veriler sağladığını düşünüyorum. Evet. Buyurun. Şimdi çok teşekkürler giriş için Özgür. Senin bir sürü emeğinle bunlar olabildi. Bir merakla başladık biz bu sorgulamaya. İşte abla kardeş olarak da sizlerin de merak ediyor olması, birlikte çalışmayla birlikte bunların hepsi oldu. Emeğin çok kıymetli bu anlamda. Şimdi buradan devam edersek, aslında bunu daha sonra sorayım gibi düşünüyordum ama duygu düzenleme tanımı da geçiyor. Birazdan belki daha detaylı açarsın ama bir çok güzel özetledin. Şemalarla ilgili bir çalışma yapılmamış. Acaba hangi şemalar fibromiyalji ile ilişkileniyor ki tedavide bir şey sunabilelim diye araştırdık diye. Oraya bir de duygu düzenlemeden bahsettin Özgür. Kısaca bir açsan, sonra belki daha da çeşitlendiririz. Neden duygu düzenleme diye bir kavramı da attık? Nedir bu duygu düzenleme? Tabii ki hocam. En basit tanımıyla şunu söyleyebiliriz duygu düzenleme ile ilgili. Duygularımızla baş etme kapasitemiz, yani baş edebilmemizi duygu düzenleme olarak adlandırıyoruz. Duygu düzenleme güçlüğü de baş edilememesi duyguyla. Yani duygu düzenleme güçlüğü, dediğim gibi, literatürde en çok hastalık nedeni olan durumlardan biri. Yani duygularımızla baş edemediğimiz için bu psikolojik rahatsızlıklar ya da somatik kökenli bedensel yakınmalar genellikle bu açıdan ortaya çıkıyor. Araştırmamızda da bunu inceledik. Etkiliyor mu dedik ve etkilediğini gördük. Sonuç olarak duygu düzenleme becerisi olmayan durumlarda fibromiyalji seviyesi artıyor. Bunu tahmin ettiğimiz gibi. Sonrasında alt boyutlarına bakalım dedik. Yani duygu düzenlemenin hangi alt boyutu eksikse özellikle fibromiyaljiyi etkiliyor diye ona baktık. 6 tane alt boyutu var fibromiyaljinin. Hatta görselde vardı. Eğer bakabilirsek hocam çok iyi olur. Tabii ki. Hemen açıyorum onu da. 6 alt boyut şöyle. İlk alt boyutumuz farkındalık. Hemen şu ortada gördüğümüz tabloda duygu düzenleme güçlüğü. Yani duygu düzenleme becerisini kazanmak için bu 6 tane alt boyutun, 6 aşamanın geçilmesi gerekiyor diye düşünebiliriz. Şimdi ilk aşama burada farkındalık olarak gözüküyor. Farkındalık ilginç bir şekilde, yani beklemediğimiz şekilde fibromiyalji hastalarında farkındalık daha yüksek çıktı. O yüzden burada kırmızıyla gözüküyor. Yani %15 bir ilişkisi var farkındalığın fibromiyaljiyle. Burada bir araya gireceğim. İstersen farkındalığın ne olduğunu da söyleye gidelim. Herkes anlasın. Duygu düzenlemede farkındalık nedir ve burada da ilişkili çıkmış. Evet, farkındalık duygularımızın farkında olma kapasitesi oluyor. Yani duygularımızın ne oranda farkındayız dersek, fibromiyalji hastaları daha fazla duygularının farkındalar. Fibromiyaljiyenlere göre kıyasla. Dolayısıyla farkındalık kısmında hiçbir problem yok. Mesela buradan şu sonucu çıkıyoruz. Yani terapide de terapistler fibromiyalji ile çalışırken farkındalık kısmı özellikle odaklanmaları gereken bir kısım olmayabilir. Çünkü farkındalığı yüksek hastalar oluyor duygusal açıdan. Açıklıkla ilgili bir şey çıkmamış. O yüzden oraya girmeyeceğim. Kabul çok kritik bir aşama. Yani fibromiyalji hastalarında kabul etmede, duygularını kabul etmede ciddi anlamda bir güçlük var. %28 bir bağlantı çıkmış burada. Hani ne demek, yani niye kabul edemiyor olabilirler ya da ne yapıyorlar dersek, genellikle şunu gözlemliyoruz fibromiyalji hastalarında. Duygularla daha çok savaşıyorlar.
duyguları reddediyorlar, inkar ediyorlar. Yaşanmaması gerektiğini düşünüyorlar duyguların. Bu da kabul oranını düşürüyor ve duygu düzenlemeyi ciddi oranda etkileyen bir şey oluyor. Peki neden hani duygularla savaşıyoruz ya da kabul etmiyoruz derken şöyle bir tabu genelde ben gözlemledim. Hani kendi klinik gözlemimde de duyguların çok kötü olduğu düşünülüyor. Yani olumsuz duygular bize zarar verir gibi bir algı var. Genelde bu baskın söylemle de destekleniyor. Hani baktığımız zaman her yerde böyle kaygı çok kötüdür, kansere neden olur. İşte depresyon, üzüntü, farklı hastalıklara neden olur. Şimdi bu tarz söylemler bizde şunu uyandırıyor. Demek ki duygular kötü, duygulardan kaçmalıyız, yok etmeliyiz, savaşmalıyız gibi. Halbuki şöyle bir farklılık var burada. Tam olarak gerçeği yansıtmıyor bu. Yani duygular kötü değil de duygularla baş edemeyişimiz kötü olan. Yani fibromiyaja neden olan da. Hani bunu bir örnekle anlatmak gerekirse şöyle söyleyebiliriz. Hani denizde diyelim ki boğulanlar var diye deniz kötü demeyiz. Denize girmeyelim, denizden uzak duralım demeyiz. Bunu söyleriz. Yani deniz kötü değil, denizde yüzme bilmemek bizi boğuyor. Deniz boğmuyor yani. Hani dolayısıyla burada da duygularla mücadelede özellikle baş edemeyişimiz bize zarar veriyor. Yani yoksa depresyon, kaygı tamam yüksek bir korelasyon gösteriyor ama fibromiyaji ile. Baş edebilirsek bunların hiçbir problemi yok. Yani kaygı da hissedebiliriz, üzüntü de hissedebiliriz, endişe de hissedebiliriz. Bunlar gayet doğal. Dolayısıyla fibromiyaji hastalarında bu aşamanın kazandırılması önemli oluyor. Yani duyguları bir kere kabul etmemiz gerekiyor. İçimizde duygu olmasını normal görmemiz gerekiyor. Şimdi burada bir sonraki aşama çıkıyor karşımıza. Kabul etmek yeterli mi peki? Sorunu çözüyor mu? Tabii ki tek başına çözmüyor. Sonrasında atacağımız adım çok kritik oluyor. Duygu düzeni. Kabul ettikten sonra duyguya boyun eğebiliriz ya da duyguya boyun eğmeyip stratejiler geliştirebiliriz ve amaç odaklı davranabiliriz. İki seçenekten seçmemiz gerekiyor. Şimdi bunu bir örnek üzerinden açıklayayım yine daha anlaşılır olur. Çok güzel olur. Mesela diyelim ki ben şu an kaygı hissediyorum ve dışarı çıkmaktan kaygılanıyorum ya başıma bir şey gelirse diyorum. Yani bunu fark ettiğim an kabul aşamasını tamamlamam gerekiyor. Şu an bu duygu normalime kaygı geldi. Sonrasında dışarı çıkmamayı seçersem, ya kaygı var şimdi evde kalayım dersem duyguya teslim olmuş olurum. O zaman duygu düzenlemesi başarısız oluyor. Duyguya boyun eğmiş oluyorum ve duygu çok güçlenmiş hale geliyor. Ama şöyle bir strateji geliştirirsem kendi kendime ne yapabilirim o zaman? Mesela dışarı çıkarım, gerekiyorsa kısa dururum. Ya da arkadaşlarımla buluşacağım, baktım kötü oldum, eve dönerim. Ya da farklı bir strateji geliştirebilirim, şu şekilde yaparım gibi. Ve duygu odaklı değil de amaç odaklı davranmam gerekiyor. Amaç odaklı davranmaktan kastım, yani duygu ne derse desin, ben yapmam gerekeni engellememesi gerekiyor. Yani bugün üzüntülüyüm diyelim ki, mutsuzum, iş görüşmesine de gidecektim. O zaman en iyisi ben iptal edeyim dersem duyguya uygun davranmış olurum ve amaç odaklı davranmıyorum, duygu odaklı davranıyorum. Bu duygu düzenlemeyi sekteye uğratıyor. Ya da iş görüşmesine gidiyorum ama surat asıyorum, yine duygu odaklı davranmış oluyorum. Yine duygu düzenleme başarısız olmuş oluyor. Evet, çok güzel bir özet oldu Özgür bu duygu düzenlemeyle ilgili. Yani ben de şöyle bir vurgularsam söylediklerinden araştırmada da çıkan şey karşımıza belli bir düzeyde duygu farkındalığı olsa dahi bunu kabul etmemek, inkar etmemek ve çok önemli bir şeye vurgu yaptın. Klinikte hepimizin karşılaştığı sanki negatif duyguya izin verilse insanlar kapılıp gidecek. Ya da negatif bir şey hissetmek iyi bir şey değildir, bazen zayıflıktır, güçsüzlüktür gibi genel bir mitler var duygunun yaşanmamasıyla ilgili. Ama sen burada çok önemli bir şey vurguluyorsun araştırmanın sonucuyla birlikte. Bu negatif de olsa o duyguyu kabul etmek, varlığını görmek ama beraberinde de komple ona kapılıp gitmek ve üzülüyorum diye de her şeyi bırakmak, kaygılanıyorum diye de kaçınmak değil. Beraberinde o duyguya rağmen bir dışarı mı çıkılacak, ne yapılacak, iyi gelen şeyi de beraberinde yapmaya devam da etmek. Ama duyguyu kabul etmediğimizde bu iş yine olmuyor diye gayet güzel özetledin. Evet, kesinlikle. Peki, şimdi duygu düzenlemeye buradan bir geçiş yaptık araştırmada ve bunların çok önemli bir aracı olduğunu söyledin. Fibromiyajiye giderken şemalardan. Buradan şimdi bir geriye dönersek Özgür ve çıkış noktamızda da şemalar ve şemaların kümelendiği alanlar var. Peki hangi şema alanları bu dediğin
işte kabul etmeme, strateji ve amaç belirlememe duyguyla ilgili eşleşince fibromiyaljiyi yorduyor diye. Oradan tekrardan kökene çeviriyor olsam soruyu neler söylersin? Tabii ki hocam. Burada önce yani şemalara niye giriyoruz? Şu akla gelebilir. Yani herkes duygu düzenlemeyi çok iyi yaptığı için mi fibromiyalji hastalığı geliştirmiyor? Hani belki düşünülebilir bu. Güzel konu. Tek neden bu değil. Yani tek neden duygu düzenleme güçsüzlüğü değil. Ya da herkes duygu düzenlemeyi çok iyi yapabildiği için psikosomatik problemler yaşamıyor diye. Burada bazen şöyle bir şey de devreye girebiliyor. Yani sizin duygularınız çok yoğun olabilir. Mesela şöyle diyen kişiler duyuyoruz. Ya ben kendimi bildim bileli hep kaygılıyım. Ya da hep mutsuzum. Hı hı. Kendimi bildim bileli stresli biriyim ben. Niye insanlar kadar rahat olamıyorum gibi? Niye mutlu olamıyorum gibi? Şimdi böyle bir yapı varsa muhtemelen burada şemalardan bahsediyoruzdur. Çünkü çocukluktan aldığımız bir şey, şema, bizde belli duyguyu çok yoğun şekilde ortaya çıkarıyor olabilir. Dolayısıyla baş edemeyişimizin bir nedeni de bu yoğun duygu da olabilir. Yani duygu düzenleme ile ilgili beceri bize kısa vadede iyi gelecektir, rahatlatacaktır ve fibromiyalji semptomlarını da azaltacaktır. Ama problemi kökten çözmeyecektir. İşte problemden daha kökenine inmek için o duyguları tamamen baş edilebilir duruma gelmek ya da aşırı olmasından normal seviyeye indirebilmek için şema odaklı da çalışmak gerekiyor. Bu açıdan şema ile ilişkisine de bakma gereği duyduk. Şema ile ilgili yine tahmin ettiğimiz gibi şemalara ne kadar eğilim artarsa fibromiyalji seviyesi de görülme sıklığının daha da arttığını gördük. Sonrasında da hangi şema alanlarında özellikle bir eğilim var fibromiyaljiye diye ona bakmak istedik. Burada grafiğin tablonun ilk kısmında yer alan 5 tane şema alanı var. Onların yanındaki rakamlar da fibromiyalji ile ne kadar ilişkili olduğunu gösteriyor. Mesela kopukluk şema alanı %29 ilişkiliymiş gibi. Şimdi burada da yine bir örnek üzerinden daha iyi anlaşılabilir diye düşünüyorum. Şema ile ilgili. Mesela şöyle düşünün. Az önce dediğim şeyi konuşalım isterseniz. Mesela ben çok kaygılı birisiyim. Ama kendimi bildim bileli kaygılıyım. Niye böyle diye sorguluyorum. Bunun çocukluk temeline indiğimiz zaman şöyle genellikle aşırı koruyucu bir ebeveyn yaklaşımı görüyoruz. Yani anne babamız bize çok fazla müdahale etmiş, çok böyle üzerimize düşmüş. Aman sen yapamazsın ben senin yerine yapayım gibi yaklaşmış. Dolayısıyla da bizde şöyle bir şema gelişmiş oluyor. Ben demek ki tek başına yetemiyorum, dayanıksızım, başaramıyorum gibi. Dolayısıyla buradan dayanıksızlık şeması diyoruz biz buna mesela. Dayanıksızlık şemanız varsa kaygı en çok hissettiğiniz duygu olur ömür boyunca. Sürekli de her şeyden kaygılanırsınız. Niye insanlar gibi rahat diyelim dersiniz. Dolayısıyla bu kaygı da biliyoruz ki fibromiyaljiyi etkiliyor, baş etmeyi zorlaştırıyor. Dolayısıyla bu dayanıksızlık şemasını burada göremiyoruz şema boyutu olduğu için ama kopukluk şema alanına giriyor. Ve yan tarafta baktığımız zaman zedelenmiş otonomi şema alanına giriyor. %40 fibromiyalji ile bağlantılı olduğunu görüyoruz mesela buradan dayanıksızlıktan gelen kaygı örneğinden. Ya da bir başka örnek, neden ben üzüntülüyüm, sürekli mutsuz hissediyorum diye. Çocukluk kökenine indiğimiz zaman şöyle bir şey görüyoruz. Sürekli ailemizden eleştiri almışız. Ya da sizin de az önce açıkladığınız gibi el alem odaklı bir yaklaşım gelmiş. Hani hep el alem ne der denmiş. Bizim çok sözümüz umursanmamış. Böyle bir durumda da yetişkinliğimizde ya kusurluluk şeması geliştiriyoruz ya da boyun eğicilik şeması geliştiriyoruz. Böylece de mutsuzluk en çok bizde görülen duygu haline geliyor. Mesela tablodan bakarsanız diğeri yönelimlilik dediğimiz şema aslında bu. Başkalarını çok daha önemli görmek kendimizde. Evet. Fibromiyalji ile ilişkisi çok yüksek. %39 gibi bir ilişkisi var yani. Diğerlerini kendimizden önde tutma, kendimizi önemseme mi başkalarını önemseme gibi. Bir şey diyeceksiniz sanki hocam. Ben takip ediyorum seni Özgür. Sonra hepsini toparlıyor olacağım. Son bir örnek daha vereyim bununla ilgili. O da yüksek standartlarla ilgili olacak. Hı hı. Mesela diyelim ki çok gerginsiniz. Niye ben bu kadar stresliyim diyorsunuz. Çocukluk kökenine bakıyorsunuz. Muhtemelen mükemmeliyetçi bir anne baba vardı. Ve sürekli en iyisini istedi sizden. Kıyaslama yaptı. Başarılarınızı küçümsedi. Daha iyisi olabilir dedi mesela sürekli. Ve yüksek standartlar şeması geliştirdiniz.
ve bundan dolayı da hayatınızda sürekli gergin ve kaygılı hissediyorsunuz. Onun da yine fibromiyalji ile ilişkisine baktığımız zaman %25 gibi yüksek bir oran görüyoruz burada da. Burada tabloya baktığımızda en ilginç kısım bizim de hiç beklemediğimiz ama sonradan çok anlaşılır gördüğümüz kısım da zedelenmiş sınırlar oldu. Zedelenmiş sınırları önce çok kısa hani fikir vermesi açısından vaktimizde çok yok açıklayamayacağım için şöyle bir örnek vereyim. Tamam. Hani narsistik kişilik bozukluğunu artık herkes biliyor sürekli paylaşıldığı için. Aslında zedelenmiş sınırlar deyince biraz aklımıza bu tarz bir yapı gelebilir. Yani ben merkezli olma, biraz daha sınırlarını bilmeme, başkalarının sınırlarına karşı özellikle sınırları aşma davranışıyla biraz karakterize bir durum zedelenmiş sınırlar. Dolayısıyla ilk başta tabii anlayamadık neden hani bütün şemalarda bekliyorduk. Sonradan düşününce fibromiyalji hastalarında yani bu narsistik örüntünün tam zıttı bir durum var. İnsanların sınırlarına saygısız olmak şöyle dursun, normalden aşırı saygılılar. Mesela örnek vereyim, işte bir narsist kişi diyelim ki sizi bir yere çağırdı. Gitmek istemediğiniz zaman şöyle söyler muhtemelen, ya nasıl gelmezsin der, vicdan azabı yaptırır. O kadar şey yaptık, suçlu hissettirir vesaire üzerinize gelir yani baskı yapar. Zedelenmiş sınırlarda ters korele eden birisi yani burada fibromiyalji hastaları da genelde tam tersi bir tavır içine giriyor muhtemelen. Söylerken bile şöyle düşünüyorlar, ya ben şimdi rahatsızlık vermeyeyim, söylersem şimdi zorunlu olarak kabul edebilir ya da isteyebilir gibi. Yani narsistik örüntünün tam tersi bir yapı var burada. Ne demek istiyorum? Yani şunu demek istiyorum, aşırı derecede sen merkezliler. Başkaları önemli her zaman. Başkalarının sorumluluğunu çok fazla üzerlerinde hissediyorlar. İşte hiç kimseyi kırmayayım, hiç kimseyi incitmeyeyim. Herkesi mutlu edebileyim, memnun edeyim, onaylarını alayım gibi bir yapı var. Bu da yine zedelenmiş sınırların tam tersi yönde bir etki olduğunu gösteriyor. Yani burada toparlarsam sonuç olarak ne gerekiyor hani dersek, ne yapmamız gerekiyor? Yani bu şemaları dinledik. O zaman neyi değiştirmek gerekiyor? Birincisi diğerlerine karşı dediğim gibi aşırı sorumluluk hissi önemli bir neden oluyor fibromiyalcinin. Çünkü sırtımızda çok büyük bir yük oluşturuyor. Sürekli başkalarını düşünmek, insanlara fazlasıyla yani onların sorumluluğunu da kendimize yüklemek. Bir diğer şey diğerleri yönelimde olduğu gibi diğer insanları hayatın merkezine koymak ve onların onayını aramak. Onlara yeteri kadar sınır çizmemek de yine bizim stres, kaygı ve gerginlik vesilesi oluyor bizim için. Dolayısıyla buralarda da fibromiyalji hastalarının dikkat etmesi gerekiyor. Yani sınırlarını çizmesi ve şu bakış açısına gelmesi gerekiyor. Yani tabii ki de hani bencil olmayı kastetmiyoruz burada. Kimseyi düşünmeyin, sorumlu olmayın demiyoruz. Yani sorumluluk duygusu, vicdan, duyarlı olmak bunlar muhtemelen dünyanın en güzel ahlak özellikleri, değerli özellikler. Sadece bunların aşırısını bırakabilmek gerekiyor. Yani aşırı sorumluluk duyuyorsak bu sefer kendimize yükümüzü arttırıyoruz. Aşırı vicdan duyuyorsak ya da aşırı şekilde diğerlerini düşünüyorsak. Bencil de olmayalım ama şu bakış açısı mesela çok iyi bir bakış açısı. Ben de değerliyim, sen de değerlisin. Yani iki taraf da değerli, daha dengeli bir bakış açısına gelmesinin faydalı olduğunu düşünüyorum burada. Özgür çok güzel toparladın. Birçok araya girmedim soruları. Zaten sen toparlıyor oldun. Ben de senin söylediklerini şöyle özetlersem son söz olarak. Bu grupla çalışan şema terapistlerinin dikkat etmesi gereken çok önemli noktaların altını çizdi. Özgür dedi ki bir duyguların kabul edilmesi, negatifte olması kısmı çok önemli. Bunlara istinaden duyguya kapılıp gitmek yönünde değil ama o duygu varken onunla beraber hayatta ne yapacağına dair bir amaç belirlemesi, bir strateji belirlemesi önemli. Ama sadece duyguları kabul etmek kısmı değil, bu duyguları kabul edememek kısmı ya da bu negatif duygular da geçmişteki hangi yaşantılardan geliyor, anne babayla ilişkideki hangi şemalardan geliyor diye baktığımızda burada şemaların kümelendiği gruplardan 4 tanesi güçlü bir şekilde fibromiyalji tanısı almayan kişilere kıyasla daha fazla, yani şema terapide bu şemaları çalışmak katkı verecektir. Duyguları da ortaya çıkarmak, kabul etmek, bunlarla çalışmakla birlikte. Ama burada bir diğer önemli bir noktaya dikkat çekti. Biz şemalara uyumsuz diyoruz, sağlıksız diyoruz ama
Şemaların bir miktarı aslında işlevsel. Yani el alem neder'e bir vurgu yaptık ama el alem neder'i hiç umursamasak da bu sefer de toplum dışı biri de olabiliriz. O yüzden hepsi işte fedakarlık da olabilir adı, yüksek standartlar da olabilir, mükemmelliyetçilik de olabilir. Her şeyden belli bir doz kişinin hayatında olması aslında işlevsel. Ama burada bu danışan grubuyla, tabi Burcu hocamdan itibaren aslında gelen o araştırmayla ilgili bilgileri söylersek, mükemmelliyetçi katı bir yapı olmasından bahsediliyor. Ve burada işte tersi olarak normalde zedelenmiş sınırlarda daha dürtüsel, canın istediği gibi davranan, kurallara uymayan bir yapı sıkıntıyken bu hasta grubunda dürtüsel olamama, canım böyle istedi aman bu sefer de böyle olsun diyememe, mükemmel olmasın eksik kalsın, benim hakkım, ben burada hakkımı savunacağım diyememe özelliğiyle de karşılaşıyoruz. O yüzden şema terapistleri çalışırken bir yandan da kendilerinde bu danışan grubunun hak görme, bazen de canım böyle bir şey istemiyor ya da onu da canım istediği için iyi vereceğim, sağlıksız olsa da diyebilme gibi bir takım böyle dürtüsel olma yanlarını da kazandırma. Bu sefer şemaları azaltmak yerine o olmayan şema yapısını da biraz kazandırma üzerine çalışmaları gerekiyor diye gayet güzel özetledin. Son söz olarak Özgür, eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Yani bu konuda da yani özetlersek son olarak. Kabul dedik mesela, kabulü kısmına diye dikkat etmek gerekiyor. Duyguları kabul etmek ama boyun eğmemek. O ikisinin arasındaki fark çok önemli dedik. Hı-hı. Ama çok davranmak, duygu odaklı değil dedik. Ve özellikle sizin de dediğiniz gibi şemalarda zaten çok güzel özetlediniz siz de. Yani yüksek standartlar varsa, yani belli bir şema örüntüsü varsa ona özel çalışmak gerekiyor. Mesela az önce örnek verdim, dayanıksızlık şeması ya da kusurluluk şeması olabilir, yüksek standartlar olabilir. Bunlara özelinde çalışmak gerekiyor. Ama her halükarda sizin de dediğiniz gibi ben de değerliyim. Ben de kendim, hani haklarım olmalı benim de. Hayır diyebilme haklarım da olmalı. Kendimi ifade de edebilmeliyim. Ya gerekiyorsa insanlar alınırsa da alınabilir. Hani ben tabii ki onlar alınmasın diye elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama yine de ona rağmen alınıyorlarsa da artık orada vicdanen rahat olmam gerekiyor. Her şeyi kendime yüklemem gerekiyor diyebiliriz yani genel olarak. Peki, çok teşekkürler Özgür, katkıların bu detaylı ve somutlaştırarak örneklerle anlatmalarından dolayı. Şimdi seninle başladığımız bu çalışma Reyhan'la devam etti ve biz dedik ki şema terapi burada çalışır diye bir hipotez attık. Çünkü baktık ki fibromiyalji hasta grubuyla öyle olmayanlar arasında şemalar açısından bir fark var. Ve ne güzel ki bir sonraki basamakta Reyhan'ın çalışmasında grup şema terapisi uyguladı. Farklı gruplara ve gerçekten bu çalışıyor mu değil mi diye de test etme durumu oldu. Bu benim için de şahane bir süreç. Yani bir araştırmanın böyle basamaklarını dalga dalga görüyor olmak. Şimdi o yüzden senden Reyhan'a doğru geçiyor olacağım. Çok teşekkür ederim katkıların için. Peki, şimdi Reyhan'a sözü vermeden önce şunu bir söylemek istiyorum. Reyhan'da bunun tedavi kısmında grup şema terapisiyle ne yapılabilirle ilgili bir süreci deneyimledi. Ali Uygur yine bizim meslektaşlarımızdan, benim sevgili öğrencilerimden biri. O da koterapist olarak grup şema terapisi esnasında Reyhan'a eşlik etti. Ve pandemi süreçlerine denk geldi. Bu pandemi sürecinden dolayı gruplar oluşamadı, sonra online bir formata döndü ve Reyhan da her şeye rağmen bu çalışmayı sürdürebilmek için çok ciddi bir motivasyon gösterdi. Online yapıldı, hatta burada online grup terapisi nasıl olur, olur mu? O endişeleri hatırlıyorum tezin başında, ne yapacağız, nasıl duyursak, insanlar katılır mı evden gibi derken sonra evden olmasının avantajlarıyla bile karşılaştığımız bir durum oldu. Ama ben daha uzatmayayım, bakalım tedavide işler nasıl gidiyor kısmında Reyhan'a araştırmasını, amacını anlatması için bir söz vermek istiyorum. Merhaba herkese. Bahar Hocam, teşekkürler öncelikle böyle bir çalışmada öncülük ettiğiniz için. Benim için de çok öğretici bir çalışma oldu. Pandemi sürecine denk geldi ve tam o şeyleri, grupları oluşturduğum, başlayacağım ay Mart ayıydı. Mart ayı da karantina başladı ve gruplar durdu. Ve biz o zamanın hayaliyle hadi geçecek diye düşündüğümüz yerde hani yapacağız diye bekledik ama geçmediğini görünce
hiç yapılmamış bir şeyi online'a taşıdık. Yani hiçbir örneği yoktu başladığımda. Ve nasıl yapabiliriz düşündüğümde uyarladık ve gerçekten birçok faydasını da gördük. Çalışmamızın amacı burada aslında Özgür'ün bahsettiği az önceki durumun üzerine, literatür Özgür'den geldi ve üzerine nasıl işler acaba diye düşündüğümüzde yaşam kalitesini hedefledik biz burada. Yani şema grup terapisini uygulayarak hastaların yaşam kalitesini arttırabilir miyiz dedik ve burada ayrıyeten şema modlarına, yani Özgür az önce şemalardan bahsetti. Biz bunların daha toparlandığı, görünür hali olan mod kısmıyla çalıştık ve mod ölçümünü aldık hastaların. Aynı zamanda kısa semptomla depresyon, anksiyete düzeylerine baktık ve ağrı skalasıyla ağrılarının şiddetini subjektif olarak değerlendirdikleri ağrıların şiddetine baktık ve yaşam kalitesiyle ilgili de ölçek uyguladık burada. Amacımız aslında bunların toplamında kişilerin yaşam kalitesi, hayatları nasıl değişiyor ve modlarında bir değişiklik oluyor mu? Hastaların modlarında bir değişiklik oluyor mu tedavi sürecinde diye ön test ve son testin olduğu deneysel bir çalışma uyguladık. Ve bunu online terapi olarak yaptık. Online olarak grupları Zoom üzerinden, şu an olduğu gibi Zoom programı üzerinden yaptık. Evet. Şimdi orada grup sayıları da konuştuğumuz bir şeydi. Ne kadar kişi olacak? Bu terapinin uygulandığı ve uygulanmadığı gruplar arası kıyaslama gibi. Biraz belki Reyhan, kaç kişi katıldı, ne kadar sürdü? Önce bir genel tablodan bahsedebilirsin. Sonra ben biraz daha detaylı sorular soruyor olacağım. Kaçı kadındı? Biliyor olsam da bunları dile getirmen iyi olur herkes için. Burcu Hocam'ın da söylediği gibi fibromiyalji kadınlarda yaygın bir rahatsızlık ve bütün gruplarımızın üyeleri kadındı. Ve terapi, yani hem fibromiyalji olacak hem de terapiye katılmaya gönüllü olacak kişilerin arasında başvurularda erkek yoktu. O yüzden bütün hepsi kadın oldu. 18-60 yaş arasında ön görüşmeler yapılarak seçildi. Seçkisiz olarak atadık başvuran kişiler içerisinden. Ve işlerinde ön görüşmede en çok dikkat ettiğimiz şey eş zamanlı bir tedavisinin olmaması ve psikoz gibi bir rahatsızlığının olmamasıydı. Bu hastalar içerisinde 8 kişiyi deney grubuna, 8 kişiyi de kontrol grubuna aldık ve çalışmanın online olması nedeniyle sadece şema grup terapisini uyguladığımız yerde bunun nasıl bir adaptasyonu olacağını kestiremediğimizden dolayı 20 grup oturumunun yanında, 2'şer saatlik 20 grup oturumunun yanında her hasta için 15 günde bir olmak üzere birer de bireysel terapi oturuma ekledik. 50 dakikalık bireysel terapi oturuma ekledik. Yani şöyle oldu düzen. Haftada 2 tane 2'şer saatlik grup terapisine katıldılar. Aynı zamanda 2 haftada bir kişiler birer tane toplam 5 tane bireysel görüşme seansı aldılar. Hepsi şema terapi odaklıydı. Çalışma bittikten sonra 45 gün sonrasında bir izleme yaptık. İzleme çalışması yaptık. Kazanımların devam edip etmediğini, yani uygulama bittikten sonra kazanımların devam edip etmediğine baktık ve sonrasında kontrol grubuyla karşılaştırmalar yaptık aslında. Uygulamanın olmadığı grupla aynı eş zamanlı olarak uygulamanın olmadığı gruba da ön test ve son testler uygulandı ve daha sonrasında uygulamanın olmadığı grupta uygulamaya alındı. Evet. Yani Reyhan'ın da vurguladığı gibi özetle bir gruba şema terapi uygulandı, bir gruba uygulanmadı. Ve aradaki farklara bakıldı. Acaba şema terapi uygulanınca bu geçen zaman içerisinde bütün bu oturumlar, bireysel görüşmeler, grup çalışmaları sonucunda ne değişti? Uygulanmayan grupta ne değişti? Buna göre de biz bu şema terapiyi fibromiyalji ve bu tarz rahatsızlıklarla ilgili kullanabilir miyizle ilgili güçlü bir şey çıktı. Peki Reyhan, araştırmanın sonucuna gitmeden önce şema terapiyle ilgili çalıştığınız grupta ne tarz teknikler uygulandı? Belki bunları biraz basitleştirerek de şunu çıkarmak, bunu yapmak gibi de ifade edebilirsin. Yani burada aslında araştırmamızı genel olarak dört kısma ayırabiliriz. En başında şema terapi modelini tanıtmak. Bunun öncesinde şimdi grup terapisi uygulaması yaptığımız için grubun çok güçlü bir yanı var. Nasıl bir yanı var? Grup terapisi bireysel terapiden farklı olarak siz uzman olarak hastaları destekleyip öğrettiğiniz bir yerde grubun üyeleri de birbirini destekliyor. Ve o yüzden grubun ilk önce ısınması gerekiyor. O yüzden ilk oturumu ısınma şeklinde, grubun tanışması ve ısınma şeklinde götürdük. Ve o grubun kaynaşmasını sağlayacak ısınma oyunları ekledik buraya. Bunları online olarak psikodramanın içerisinde olduğu gibi kişilerin birbirini tanıdığı daha eğlenceli oyun şeklinde olan uygulamalar yaptık. Ve o grubun bağları orada ele alındı.
alındı. Aynı zamanda grubun kuralları ilk seansta ele alındı. Sonrasında şema terapinin bu mod kısmı, daha çok mod ayağına yönelik eğitim seanslarımız başladı. İki oturuma ilk eğitim ayırdım. Şema eğitimine ayırdım. Şema mod modelinin kişilere tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapıldı burada. Ve bunlar daha çok böyle didaktik şekilde değil, kişilerin örnekleri üzerinden, onların katılımlarının olduğu şekilde devam etti. Yani kişilerin bireysel örnekleri gelerek grupta paylaşması ve bu grubun daha çok kaynaşmasına neden oldu eğitim sürecinde. Ellerine de şema yani modlara yönelik olan tanıtımın olduğu föyler oluşturarak onlara da online olarak gönderdim. Okumalarda yapabilmeleri için bu süreçte önden. Daha sonrasında modlarını, kendi modlarını fark edebilmeleri için eğitimden sonra mod farkındalık çalışmaları yaptık. Yani kendi modlarını tanıyabilmeleri, hangi modların hangi durumlarda devreye girdiğini fark edebilmeleri için çalışmalar yaptık. Burada notlar tutturdum. Ödev verdiğim zamanlar da oldu ve daha çok bu kısımda kişilerin yani bilişsel, daha önce terapideki gibi daha bilişsel yönden gittiğimiz uygulamalar yaptık. Sonrasında modları yönetebilmek için, onları değiştirebilmek için sağlıklı yetişkin modu dediğimiz, yani uyum bozucu modlar var burada. Uyum bozucu modlara bakacak olursak ebeveyn modları, çocuk modları, uyum bozucu çocuk modları ve uyum bozucu başa çıkma modlarımız var burada. Bu modlarla bu modlar arasındaki dengeyi sağlayabilmek için güçlü olan sağlıklı yetişkin modu ve mutlu çocuk modu var. Ve bu sağlıklı yetişkinin diğer modları dengede tutabilmesi, onlara cevap verebilmesi için bazı çalışmalar yaptık mod yönetimi kısmında. Hepsinin detayına şimdi tek tek giremiyorum bütün oturumların hocam. Evet. Bu şekilde. Aynen. En güçlü yanlarından biri de daha sonrasında 6 oturumu yaşantısal mod çalışmalarına ayırdık. Yaşantısal mod çalışmalarında da kişilerin kendi geçmişlerine gidebilmeleri, imajine edebilmeleri ve grubun, her grup üyesinin imajine ettiği şeyin içine girdiği yöntemleri kullandık. Burada bir grup üyesinin hayal ettiğinin yaşantısının, geçmişteki yaşantısına gittiğimizde grup üyeleri de onun yaşantısının içine girdiği yerden bazı çalışmalar yaptık ve bu grubun bağını çok güçlendirdi. Gerçekten çok güzel sonuçlar da aldık çalışmada. En sonunda grubun sonunda da kapanış yaptık. Neler aldık bu gruptan, neler değişti gibi bir kapanışla 20 oturumu tamamladık ve artı 5 tane bireysel oturum tamamladık. Daha sonra da bir takip görüşmesi yaptık. 45 gün sonrasında da bir takip görüşmesi yaptık. Evet, şimdi Reyhan'ın söylediklerinden şöyle herkesin de anlayabilmesi için özetlersem, mod dediğimiz şey içimizdeki yanlar, bize konuşan parçalarımız aslında. Sağlıklı yetişkin dediğimiz, şema terapide artırmaya çalıştığımız şey, ben ne istiyorum, benim neye ihtiyacım var sorusuna göre hayatta konumlanabilme. Aynı zamanda mutlu çocuk yanımızı devam ettirmek de terapilerin bir hedefi. Mutlu çocuk da anda olan, keyif alabilen, spontan olan yanımız, oyuncu tarafımız diye de söyleyebiliriz. Şimdi Reyhan'ın bahsettiği uyum bozucu dediği, ebeveyn modlar gibi dediği şeylerde zihnimizde sürekli kendimizi yargılayan, eleştiren, onu yanlış yaptın, bunu hatalı yaptın, doğru mu yaptın, şöyle mi davransaydın diye konuşan bir cezalandırıcı ses, mesela uyum bozucu bir ses. Veyahut en iyisini yap, asla ikinci olma, en mükemmel olsun diyen bir talepkar bir ses. Başkalarını mutlu et, memnun et, üzülmesin diyen de yine bir talepkar ses. Bunlar mesela bizim için sağlıklı sesler değil. Bir nebze bunların hayatımızda olması lazım ama baskın olduğu zaman sıkıntı oluyor. Biz uyumsuz ve sağlıksız olan bu sesleri azaltmaya, sağlıklı deyip ben ne istiyorum, benim neye ihtiyacım var ve andan keyif almaya çalışacağımız yanımızı da artırmaya çalışıyoruz. Böyle bir süreç üzerinden gitti. Peki sonuçta ne çıktı Reyhan diye bir onu özetlemeni isteyeceğim. Sonuçta aslında Özgür'ün az önce bahsettiğiyle çok uyumlu bir şekilde şemaları mod halinde, görünüş şeklinde en yüksek olan kısımda beklentili ebeveyn modu vardı. Ve beklentili ebeveyn modu, az önce Bahar Hocam'ın da söylediği gibi, kişilerin kendinden sürekli bir beklenti içerisinde olması, fedakarlıkta bulunmasını, en iyisini yapmasını, mükemmeliyetçiliğe dair olan kısımdan baskı oluşturan bir taraf. Ve bu daha çok ebeveyn denmesinin nedeni de bunun öğretilerden gelmesi, geçmişten gelmesi kaynaklanıyor ve yaptığımız çalışmada en keskin değişimi buradan aldık. Beklentili ebeveyn modunda düşüş gördük. Yani deney grubu ve kontrol grubu arasında farklar çıktı. Beklentili ebeveyn modu değişti ve düştü.
Bunun yanında incinmiş çocuk modu ve öfkeli çocuk modunda düşüşler gördük. Bunun değişmesi. Bu nedir? Kişilerin incinmiş çocuk modunda aslında yoğun yalnızlığı hissettiği, çaresizliği, değersizliği hissettiği, çocukluğumuzdaki o kırılmış yoğun duyguyu hissettiğimiz yerdeki yaşantılarda, oradaki duygularda daha regülasyon geldi. Kişilerin incinmiş çocuk yanı değişti. Buradaki ölçümde değişiklik gördük. Öfkenin de daha azaldığını gördük. Bir diğer taraftan da yükselen bir mod çıktı. Bu modda mutlu çocuk modunda, yani eğlenebilen tarafta yükselme çıktı yaptığımız çalışmada. Tabii ki çalışmamızın örnekleme, deneysel bir çalışma ve uzun sürede bir çalışma olduğu için örneklem arttırılarak daha sayı az olduğu için, bu sayılar daha düşük olduğu için daha arttırılabilir ve belki de daha farklı değişimler de olabilir. Bunun yanında benim farklı sonrasında bireyselde devam ettiğim kısımlarda da gözlemlediğim, kendi deneyimimden gözlemlediğim şeyler oldu. Ama çalışmanın sonucunda en modlar açısından baktığımızda bu değişiklikler oldu. Bunun yanında ağrıya yönelik, kişilerin bildirdiği subjektif ağrıya yönelik değişimlerin olduğunu gördük. Ağrının düştüğünü gördük ve anksiyete, depresyon seviyesinde de azalma olduğunu gördük. Peki Reyhan, bunlar çok önemli bilgiler. Yani içerideki o incinmiş, öfkeli tarafın azalması, yukarıdan sürekli onu yap, mükemmel yap, doğru yap diyen, işte Burcu Hoca'nın söylediği mükemmeliyetçi yapı, Özgür'ün söylediği işte o katı, hep olunması gerekene göre davranan, biraz da esnetemeyen taraf, o talepkarın düşmesiyle birlikte içeride incinen tarafta üzgün hisseden, bu talepkar sesten yılmış olan o üzüntülü tarafın da azalması, öfkenin de azalması, beraberinde de mutluluğun artması ve ağrıda da azalma olması gibi bir sonuca da senin araştırman getirmiş oldu. Son söz olarak böyle birkaç cümle senden bu çalışmanın online yapılıyor olmasının avantajı ve dezavantajı ve bir de bu konuyla çalışacak terapistlere önerin ne olur diye birkaç cümlede toparlamanı istesem, neler söylersin? Online olmasının hani bir taraftan temasın olmaması beni acaba grubu yönetebilecek miyim, koterapiste nasıl hani bir şey olursa, abreaksiyon olursa nasıl müdahalede bulunuruz gibi endişelendirmişti. Tedirgin başladığım süreçte birçok faydasını gördük. Sonrasında hatta karşılaştırmalı çalışmalar yaptık, metakognitifle karşılaştırma yapacağımız yerde. Farklı şehirlerden insanların ulaşabilmesi, pandemi gibi koşullarda hasta olan insanların yani bir hasta olmaktan endişelenen insanların katılmasını kolaylaştırdı ve farklı şehirlerden katılım oldu. Yani normalde gelemeyecek insanların katılımını çok ciddi anlamda kolaylaştırdı ve çok büyük de bir dezavantajını görmedik. Yani yaptığımız uygulamaları biraz revize ederek, yani biraz orada yaratıcılığı kullanarak, hani onlar yüz yüze de yaptığımız, çünkü çalışmaları orada yapamayacak şekilde, önden gerekli malzeme gerekirse onları rica ederek, planlamayı o şekilde yaparak gayet güzel götürdük ve bence çok büyük bir avantaj oldu. Çünkü dünyanın öbür ucundan da insanlara ulaşabilir oluyoruz ve çok ciddi anlamda maliyeti de düşüren bir şey, kolaylığını da arttıran bir durum. O yüzden çok güzel oldu. Benim çalışan, yani fibromiyalji ile çalışan kişilere tavsiyem ya da fibromiyalji hastalarına tavsiyem, beklentili ebeveyn moduna yönelik en yoğun gördüğüm duygu da suçluluk ve utanç. Burası çok yoğun geliyor. Geçmişlerinde Burcu hocamın söylediği gibi ameliyatlardan bahsetti kendisi. Benim gördüğüm hastaların geçmişlerinde çok ciddi travmalar, hatta kompleks travmalar vardı. Çoğunda travma yaşantısı vardı. Ve bu travmatik yaşantılar doğrultusunda oluşan bir teslim hali. Yani sürekli idare etme, alttan alma, kendini yok sayma, karşıdakini öne çekme ve kendi ihtiyaçlarını görmeme, duygularını bastırma, bir şekliyle bastırma, fark etme ama bastırma, yok sayma durumu geliyordu. Duygularına daha sahip çıkabilecekleri şekilde onlara yaklaşmak belki. Bunu fark ettirebilmek, bu beklentili ebeveyn moduna odaklanarak onunla mesafe koyabilmesini sağlamak ve sağlıklı yetişkine, mutlu çocuğu güçlendirmelerine terapistlere öneririm. Ve fibromiyalji hastalarının bu düsturda ilerleyebilmelerini öneririm belki. Peki, çok teşekkürler Reyhan. Sen de toparlamış oldun nasıl bir çalışma yöntemi izlenirse daha iyi olacağıyla ilgili. Biz şimdi baktım söylediğimiz süreden daha uzun gittik ama gayet iyi gidiyor diye kesmek istemedim. Hem katılanlar, sorular da vardı o açıdan bakıldığında. Soruların birçoğunu cevaplamışız. Yanı sıra yayınlar var mı diye de sorular var.
Özgür Erdem Arıcı'nın doktora tezi var ve aynı zamanda oradan birlikte yaptığımız ortak bir makale yayını Klinik Psikoloji Dergisi'nde, bir tane de uluslararası şu an bir süreçte olan diğer bir makale var. Mayıs'ta, hatta 11 Mayıs diye belirledik değil mi Reyhan? 11 Mayıs günü Reyhan'ın tezi de bitiyor olacak. Onun da tezi geliyor ve arkadan makaleler geliyor olacak. Bunlara ulaşabilirsiniz. Şematerapi Derneği sayfasından da, benim şahsi web sitemden de, baharkosekaraca.com'dan da hep makaleleri paylaşıyor oluyoruz. Siz de ulaşabilin bu konuda çalışılsın diye. Ben bir şimdi bir 5 dakika toparlarsam, çok teşekkür ediyorum Burcu hocama, Özgür'e, Reyhan'a alanda çalışılmamış bir konuya destek verdikleri için. Ve son söz olarak ben de şunu söyleyebilirim. Bu araştırmayı merak ederek, başlayarak, üzerine çalışarak, çoğaltarak devam eden ve aynı klinikte de ben de somatik yakınmalarla ilgili çokça çalışıyorum. Ve buralarda öncelikli olarak kişilerin ağrılarını, sızılarını geriye dönüp takip etmeleri benim en birincil çalıştığım konu oluyor. Yani bir ağrı varsa, seansta da ortaya çıkıyorsa, devam da ediyorsa, bu ağrı niye durduk yere geldi? Neden şimdi geldi? Ne söylemeye çalışıyor? Neye ihtiyacı var? Bu ağrı arttıysa bunun arkasında o gün ne oldu? Bir şey mi yaşandı gibi geriye dönüp takip kısmıyla kişinin beden duyarlılığı ve arkasında nasıl bir duygu olabilirle ilgili bir takibi artırmak, orayı odağa çevirmek bile o kadar çok şey değiştiriyor ki bunu çalıştıkça göreceksiniz. Ve ortak olarak söylenen şey de kadın olmakla ilgiliydi. Bizim toplumumuzda hepimiz paylaşıyoruz ki kadın olma kısmında daha çok sorumluluk alan, susan, fedakar olan, sesini çıkarmayan, hanımefendi olan bir kadın olma tipolojisi toplumumuz tarafından çok onay ve takdir görüyor. Ama bu sağlıklı bir şey değil. O yüzden bu kadar kadınlarda duyguları ifade edememe, kabul edememe, negatif duyguları, bunlar yokmuş gibi davranma eğilimi var. Ve dikkat ederseniz Özgür'ün araştırmasında biraz daha mükemmelliyetçi olmayan, canım bunu istedi benim de artık bunu yaptım diyebilmeye ihtiyaçta olduğu çıktığı konuşuldu. Bu genelde bizim toplumda hem araştırmalarda hem klinik deneyimde erkeklerin dürtüsel canının istediği gibi davranması kabul görürken, kadınlarda ayıp, terbiye ve ahlakla ilgili başka yerlere de gidebiliyor. Bunları özellikle söylüyorum çünkü hepimiz ebeveyniyiz de bu toplumun. Ve bu, biz de bir aileden büyüdük, bu kültürde büyüyoruz. Hanımefendi olmak, efendi olmak o kadar da iyi değil. Bir şeylere itiraz etmek, kendi duygu ve düşüncelerini söylemek. Biz hepimiz işte kadınlar olarak bazı meslekleri yaparak sesimizi çıkarmaya, ifade etmeye çalışıyoruz. O yüzden de bunu ta çocuklarımızı yetiştirirken de ne düşünüyor, ne hissediyor bunun önüne açmak, onu susturmamak, ileride bu kadar yüklü ağrılar yaşayan, bununla tedavi arayan, defalarca işte fizik tedaviye giden, bir sonuç bulmaya çalışan, bulamadıkça hayal kırıklığına uğrayan nesiller yerine bunu ta yetiştirmeden başlayarak uğraşmamız gerekiyor. Oradan başlatmamız gerekiyor. Ve yanı sıra da şöyle bir durumda var. Fedakarlık kısmı. Yani bir kadının fedakar olması ya da bir kişinin hiç kimsenin bir meselesi değil. Çünkü olan ona oluyor. Onun kendisinin kendine sahip çıkması da ancak evde ona sahip çıkıldığında, ona ses verildiğinde ve önemsendiğinde mümkün. O yüzden bu böyle çok kronik bir rahatsızlık. Hepimiz çok boyutlu, Burcu Hoca'nın da en baştan söylediği gibi ele almaya çalışıyoruz. Ve şema terapi araştırmalarda da uygulamada da gördüğünüz gibi çalışıyor. O yüzden meslektaşları öneriyoruz bunları, çalışmalarını. Ama biz hep bozulan bir yapıyı düzeltmek üstüne bir meslek grubuyuz. Niye bozulmasına da imkan verelim? Yani önleyici çalışmada bir diğer önemli konu. Şu an beni dinleyen hoca olabilirsiniz, anne olabilirsiniz, baba olabilirsiniz. Bir mesleğiniz olabilir. Çocuğunuzun konuşması, bir kadın olarak kendini ifade etmesini önüne açmak, kadınlara daha fazla imkanlar, seçenekler sunmak, bu belediyeler için de geçerli farklı şekilde. Tüm bunları gözeterek toplumsal bir şey yaptığımızda aslında bütüncül bir çalışmada yapacağız. Bunun da altını çizmek istiyorum. Şimdi bir takım sorular var ama bu şöyle bir bakacağım. Bunlara çok fazla zamanımız kalmadı.
Bayağı geçtik de süre olarak. Burada o yüzden toparlıyor olacağım. Bu yayın kaydediliyor olacak. Orada sorularınız çıkıyor olursa da altından cevaplıyor da olurum. Öyle de size ifade edeyim. Şema Terapi Derneği'nin YouTube hesabından da kaydediliyor olacak. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz alanda yapılmamış olan bir çalışmayla ilgili bu kadar ağrılar, kadın olmak, klinikte bunu çalışırken kendi ağrılarımız üzerinden bu yola çıktık aslında. Ve şimdi Şema Terapi'nin de bunda çalıştığını görüyoruz. Sizlere de o yüzden bunu tavsiye ediyoruz. Reyhan'ın en son çalışmasında da bu çıktı. Buraya gelen mesajlarda da Şema Terapi'den bir yıldır geçiyorum ve fayda gördüm diyen bir fibromiyalji sendromlu bir kişi olduğunu da gördüm mesajlarda. O yüzden bütüncül bir tedavi kısmını atlamayalım. Meslektaşlar olarak da nelere odaklanılması gerektiğini altını çizdik. Umuyorum sizler de bundan faydalanmışsınızdır ve kendi alanınızda neler yapabileceğinizle ilgili bir fikir size sağlamıştır. Hepinize katılımlarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Yine Şema Terapi Derneği olarak çok farklı etkinliklerde sizlerle buluşuyor olacağız sonraki aylarda da. Bizi hem Instagram hesabından hem şematerapi.com açıldı. Oradan takip edebilirsiniz. Danışansanız da, meslektaşsanız da orada her zaman sizin için bir şeylere yer vermeye çalışacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Farklı platformlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam.